Herkese merhaba. Bugün ilişkilerle ilgili bir başlıkla karşınızdayız. Hiç sevgiliniz, eşiniz ya da partnerinizle ilgili bu adam, bu kadın ne zaman büyüyecek? Hiç sorumluluk almıyor, ilişkiyle ilgili kurallara gelemiyor, tıpkı bir çocuk gibi davranıyor dediğiniz oldu mu? Genelde böyle şikayetleri ben çok fazla duyuyorum. Hani ilişkiyle ilgili gereken kuralları yerine getirmediğine dair böyle birbirlerini boğmak istiyorlar. Gelip bana ne zaman büyüyeceğini soruyorlar, onu nasıl büyütebileceklerini soruyorlar. Zaten asıl yanlış buradan başlıyor. Genelde şikayetler şöyle, hiçbir işte tutunamıyor. Bir işte tutunsa bile o işle ilgili çok fazla şikayetini dinlemek zorunda kalıyorum. Her seferinde evle ilgili bir şeylerde tartışıyoruz. Zaten genel hayata ilişkin bir türlü doğru düzgün davranabildiği bir durum yok. Ya kedi gibi dizimde ya aslan gibi devamlı pençelerini çıkarıp benimle kavga ediyor. Bazen bazı şeylerin farkına varıyor, bir geri adım atıyor, benden özür diliyor. Ama en fazla 2 hafta sürüyor eski haline dönmesi ve biz toparlayamıyoruz. Ben bu adamı nasıl değiştireceğim, bana yardım et diye geliyor. Şimdi düşünün, terapi odasına gelmiş birisi, başka birisi için sizden yardım istiyor. Yani adamın büyümesinden şikayet eden odada, büyümeyen odada değil. Zaten bu kafadan terapiyi baltalar. Çünkü hiç kimse terapi odasında bir başkasını değiştiremez. Terapi yolculuğu bireysel bir yolculuktur. Sadece kendi değişiminizle ilgili terapi odasında olursunuz. O yüzden gelen yardım isteme konusunda kafadan 1-0 yenik başlıyor. Sorunu yaşayan kişi destek istemediği gibi sorunu ona yaşatan kişi gelip onu değiştirmeye çalışıyor. Birincisi, bu şekilde herhangi birini büyütemeyeceğiniz gibi kendinize de yardım edemezsiniz. Hatta bu şikayetle odaya gelen başkasını değiştirmek isteyenin kafasında bir tane liste var. Böyle tıpkı bir alışveriş listesi gibi. Düşünün ki bu insan bir markete girmiş. Tüm rafları dolanmış, ürünleri birbiriyle karşılaştırmış, son kullanma tarihlerine bakmış, en kalitelilerini, bütçesine en uygun olanlarını almış, sepete doldurmuş. Kasaya gelmiş, ücretini de ödemiş, çıkarken demişler ki hiçbir şey alamazsınız. Yani alışverişte sadece veren taraf olmuş ama hiçbir şey alamamış. Dolayısıyla kasadan çıkıp direkt terapi odasına geliyor. Bir aldanmışlık, hatta bir danışanımın söylemiyle bir kazıklanmışlık hissiyle geliyor ve diyor ki bana yardım et. Genelde şikayetleri de şu şekilde sıralıyor listesinde. İşe giriyor ama bir işte sürekli bir dikiş tutturamıyor. Hobileri var ama her seferinde bu hobiler değişiyor. Bir hobi seçiyor, delicesine bağlanıyor, gözü ondan başkasını görmüyor. Sonra birden sıkılıyor, bırakıyor. Bütün hayatımız o hobinin çevresinde çevrelerken bir bakıyorsunuz başka birine geçmiş. Bununla ilgili sık sık tartışmalar yaşıyoruz ama verdiği sözün ömrü aldığım ürünün SKT'sinden çok daha düşük. Yani çok kısa sürede bir toparlanma gösteriyor ve ben sürekli hayal kırıklığı yaşıyorum. Eğer benim onu değiştirmeme yardım edemiyorsan bu hayal kırıklığını gidermemde yardım et. Sizin bu hayal kırıklığınızı gidermemde de benim bir faydam olmayacak size. Çünkü aslında bu bir hayal kırıklığı değil. Neden hayal kırıklığı değil? Çünkü ondan öğrenmediği bir şeyi yapmasını istiyorsun. Tıpkı bir elmadan armut olmasını istemek gibi. Farkındaysan davranışlarına, karşında bir çocuk yetişkin var. Çocuk yetişkinler çocukluklarında yaşadıkları belli dönemlere takılmış insanlardır. Eğer bu odaya girdiğinde benden yardım istiyorsan alabileceğin tek yardım onu anlamaya başlamakla alakalı bir yardımdır. Çocukluklarında yaşadığı bir takım şeylerden dolayı o ritüellere saplanıp kalıp çocukça tepkiler gösterir bu insanlar. Ve siz onlardan yetişkin davranışı beklediğinizde daha fazla hırçınlaşır, daha az öz eleştiri yaparlar. İsterseniz biraz daha açalım. Karşınızda bir çocuk yetişkin var dedim. Öncelikle o zaman bu insanların çocukluklarında yaşadıkları şeyi biraz anlamak gerekiyor. Çocuklar 11-12 yaşına kadar bizim anladığımız düzeyde bilinç yapısına sahip değiller. Yani çocuklara baktığınız zaman hani modern böyle insanlara DJ hissettiren programlar var. Ekranda böyle ses volümleri, ekran parlaklığını vesaire ayarlayabilirsiniz. İşte çocuklar 11-12 yaşına kadar bizim ona söylediklerimizi mimikler, ses tonumuz ve ifadelerimizle kaydediyorlar. Yani siz çocuğun karşısına geçince bunu yapamazsın dediğinizde çocuk aynı şekilde sizde "Aa, bunu yapmamalıyım çünkü bu toplumsal bir kural" diye kaydetmiyor. Anladığımız anlamda bilinç düzeyi olmadığı için duyguların altını fikirlerle dolduramıyorlar 11-12 yaşına kadar. O yüzden çocuklar sizin beden dilinize, sizin ses tonunuza, sizin mimiklerinize ve ifadelerinize muhtaçlar. Anne baba ilgisi bu anlamda çok önemli. Pek çok insan izlemiştir. İzlemediyseniz de lütfen izleyin. İnternette bebeklere ilişkin bir deney var. O sosyal deneyde şunu yapıyorlar. Çocuğuyla ilgi alakası normal düzeyde bir anneyi alıyorlar ve diyorlar ki
Çocuğunuzu tutacaksınız, önce onunla oynayacaksınız, gülücükler saçacak vesaire. Çocuğun klasik tepkisidir zaten. Ondan sonrasında birden ifadesiz, sert ya da üzgün bir suratla değil, ifadesiz bir suratla duracaksınız karşısında diye. Anne yapıyor, çocukla oynadığını görüyorsunuz videoda. Bir süre sonra şu şekilde, ifadesiz bir şekilde çocuğa bakmaya başlıyor. Tahmin eder şu an anneler çocuğa nasıl tepki vereceğini. Önce çocuk bir anlamaya çalışıyor, gülücükler saçıyor. Anneden tepki yok, kayıtlarına uyan bir mimik göremiyor. Ellerini uzatıyor, hafif bir tedirginlik başlamış ama. Elleri uzatıyor gülücükler saçarken, anneden bir tepki yok. Suratı ısılıyor, elini uzatıp ısrar etmeye devam ediyor, tepki yok. Tahmin edersiniz ki sonrasında yaşadığı şey ağıt. Çünkü çocuk artık çaresiz. Kaydettiği o duygu ifadeleri, o beden ifadeleri, o sözel ifadeler anneden gelmeyince çocuk çaresizlik ve kaygı yaşamaya başlıyor. Düşünsenize bunu bir ömür boyu yaşadığını. Yok canım, kim o kadar acımasız olabilir, değil mi? İsterseniz şöyle anlatayım. Şimdi çocuk dediğinizde talepkar ve istediğini koparan bir canlı, minicik bir hücreyle başlayan yolculuğunda karın içinde 9 ayda kendisine koskocaman bir odacık açan bir canlıdan bahsediyoruz. Çocuk annenin saçından, tırnağından, dişinden bir yerden beslenir, istediğini koparır yani, öyle bir canlı. Hatta dış dünyaya çıktığında da bunu yapmaya devam ediyor. Bu yüzden anne ya da baba kaybı yaşayan bir çocuk için ona bu sevgiyi verebilecek bir örnek model bulun. Çocuk alacağını alır derler. Sarılmak ister, kollarını uzatır. Atır, güler, tepinir, ağlar, bir şeyler yapar ama dikkatinizi çekip çocuk o sevgiyi alır. Ve alabiliyorsa şayet 11-12 yaşına kadar önünde bir ekran var gibi sizin yüz ifadelerinizle, sizin mimiklerinizle, ses tonunuzla ve hareketlerinizle o ekranı bunu kaydeder. Ama çocuk bunu alamıyorsa o zaman ne olacak? İşte o noktadan sonra psikolojik sıkıntılar başlar. Çünkü çocuk o ekrana kaydettiği şeylerin altını 11-12 yaşına geldiğinde fikirler ve düşüncelerle dolduracak, bir bilinç, bir kimlik oluşmaya başlayacak ve yedek kulübesinden sahaya fırlayacak. Durum bazen bu kadar ağır olmayabilir. Eğer dengesiz bir tutum varsa bu yine psikolojik bir sıkıntı yaşatacak. Düşünsenize, işte çok ilgisiz bir anne ile çok ilgili bir baba ya da daha Türk tipi olan, çok ilgili, canını feda eden, yollarına döken bir anne ile katı, öyle olması gerektiğine inanan bir baba modeli düşünün. Yani gözünü üzerinden ayırmayanla onu sürekli göz ardı eden, canını sıkanla canını veren bir model arasında. Siyahla beyaz gibi, değil mi? Sizce bu çocuğun kayıtları nasıl olur? Ya hep ya hiç modelinde olacak. Çünkü baba öyle bir şekilde yaklaşıyor ki ona, bir yetişkin gibi yaklaşıyor. Dur, onu yapma, böyle davranman gerekiyor. Karşınızda 4 yaşında bir çocuk var bu arada. Anne sürekli Türk annesi nasıldır, kurban olurum diye yaklaşıyor size. Ve ne yaparsanız yapın, affeden, kocaman kollarını açan bir anne düşünün. Bu kural öğretmede ne babanın yaptığı, ne annenin yaptığının doğru olmadığını gösteren bir davranış şekli. Peki bu çocuğun kaydı nasıl olur? Ya hep ya hiç olur. Ve ya hep ya hiç sadece çocuklarda görülen bir davranış şeklidir. Bu insanın yetişkinlikte de böyle davranmasının önüne geçemezsiniz. Siyah ve beyaz şeklinde düşünceleri, duyguları örgütlenen bir çocuğun kayıtları nasıl olur peki? Ben söyleyeyim, dengesiz. Tam anlamıyla dengesiz. Çünkü bu çocukta sevgi gidip geliyor. Değer gidip geliyor. Biri sonsuz bir şekilde verirken diğeri ya kısıtlı veriyor ya da davranışlarını beğenmediğinde hiç vermiyor. O yüzden bu çocuklar bu travmayı yaşadıkları zamanda kalır ve ona o zamanın tepkileriyle karşılık verirler. Bu gidip gelme hallerini tekrar yaşadıkları zaman. Çünkü travmalar, benzer yaşantılar tekrar ettiğinde ortaya çıkar ve kendi kendilerini tekrar eder. Bu ne demek? Bu çocuklar sevgiyi süren bir şekilde alamadıkları için hiçbir arkadaşları onlar için de kalıcı değildir. Arkadaş ilişkilerini çok sıkı bir şekilde göremeyebilirsiniz. Olsa da olur, olmasa da olur. Sevgililerine çok sahip çıkıyor gibi görünmezler. Ben terapi odasında bu şikayetleri çok duyarım. Gitmekle tehdit ediyorum, ilişkiyi bitirmekle tehdit ediyorum. Beni kaybetme korkusu da yok. Sevgiyi hiçbir zaman tam olarak süren bir şekilde alamadıkları için hiçbir zaman hayatlarına tam olarak kabul de etmiyor bu çocuklar. Diyorlar ki nasılsa gidecek bir şey, nasılsa devamlılığı yok. O yüzden ben bunu çok fazla hayatımda gibi düşünmeyeyim. Hiçbir zaman kaybetme korkusu yokmuş gibi davranıyorlar ama baştan kazanma ihtiyacına girmedikleri için oluyor bu. Bir şeylere tutkuyla bağlanıp bir anda onu bir köşeye atması da bundan. O siyah ve beyaz dengesiz düşünce kayıtlarından. Ya da duygularının altında sürekli dengesiz kayıtlar olduğu için, artı ya da eksiler olduğu için devamlı, size hak verirken bir anda ertesi gün size kızıp aynı konuyla ilgili kavga çıkaran, sizden özür dilerken o davranışa tekrardan düşünce yapısına sahip olması sizce de çok normal değil mi? Ani yükselmeler,
muğlak ifadeler, duygu geçişleri vardır. İstediğini yaptırmak için size şirinlik yapar. Şirinliği bırakıp geriye çekilip biraz tehdit dozunu arttırır. Surat asar, sizinle kavga eder. Birden öfke patlamaları yaşar. Yaşıyorsunuz bunları değil mi? Peki size az önce anlattığım bebek deneyiyle fazlaca benzerlik göstermiyor mu sizce bu tepkiler? Bu neden oluyor biliyor musun? Bir insan bir travma yaşadığında travma tepkisi o yaşta kapalı kalıyor. O travmayı kaşıyacak bir tepkiyle karşılaştığı zaman tıpkı o yaştaki gibi tepki vermeye çalışıyor. Az önce dedim ya bebek tepkisiyle aynı şeyi göstermiyor mu sence diye. Verdiği tepkiler birebir çünkü o zamandan öğrendiği bütün kayıtları ona bunu yapmasını söylüyor. O yüzden karşına geçiyor. O yetişkin belki sevgilin değil eşin ve bir çocuğunuz var. Çocuğunuzdan çok daha çocukça bir tepki veriyor. Bunu neden yaptığını anlarsan kişisel olarak algılamadığın gibi kendine yönelik görmediğin için bu konu sende öfke yaratmaktan uzak bir hale gelir. Hatta hazır evliliğe değinmişken, eğer bunu yapan senin eşinse ve bir evlilik ilişkisi içindeysen, çocuğun varsa bunun bir üst aşamasını da görüyorsun. Bu insanlar çocukluklarında sadece bakım ve temizlik ekseninde bir ilgi görüyorlar. Onun dışında bilgi görmedikleri için oyun bağını da kurabilmiş değiller. O yüzden bu insanlar oyun kuramaz. Bir çocuğun ihtiyaçlarını anlayamaz. Çocuğun ses tonundan zaten bir anne gibi anlamasını beklemeyin. 3 kere ağlıyor çocuk. Üçünde farklı bir şey söylüyorsunuz. Acıktı, altının değişmesi gerekiyor, oyun istiyor diye. Bir baba zaten bunu zamanla öğreniyor. Ama bunun dışında çocukluğunda bakım ilişkisi sadece alt değiştirme ve karnının doyurulmasıysa, oyun ilişkisi kurulmadıysa hem çocuğun tepkilerini okuyamıyor hem çocukla oyun kuramıyor. Bu durumda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunu yaşayanlara tanıdık gelecek. Çocukla oyun oynamaya çalışıyor. Çocuğun tepkilerini okuyamadığı için çocuk sinirlenebiliyor, onu ittirebiliyor. Bu durumda reddedilmiş hissediyor. Çünkü o kendisi görmediği bir şeyi çocuğa yapmaya çalışıyor ve onda bir reddedilmişlik duygusu uyanıyor. Ondan sonra çocuğa en öğrendiği şey neyse onu yapmaya çalışıyor. Bir yetişkin gibi davranmasını bekleyip bunu yapmamalısın, bunu yaptığın müddetçe seninle oynamayacağım deyip çocuğa ceza veriyor. Ve ben anneleri ya da bunu yapan kadınsa babaları odada bunu nasıl yapar ya, karşısındakinin çocuk olduğunu, bebek olduğunu farkında mı diye şikayet ederken görüyorum. İnanın ne bildiyse onu yapıyor. Bildiği, öğrendiği başka bir şey yok ki. Bu senin için iyi bir haber. Neden? Çünkü bile isteye sevilmemek, bile isteye zarar verilmesi ya da sana kötü davranılması seni incitir, seni yıkar. Ama bunun senin alakalı olmadığını anladın artık. Geçmişinde kendisinden kaynaklı travmalardan dolayı bunu yapıyor. Ne dedik? Bu iyi haberdi. Kötü haberse senin artık bir seçim yapman gerektiği. Seçimin her ne olursa olsun öncelikle şunu bilmen gerekiyor. Malzeme bu. Eğer yardım talep etmezse değişmeyeceği gibi sen aldığın kendi yardımını onu da değiştiremezsin. O yüzden bir seçim yapman gerekecek. Onunla kalmayı tercih edebilirsin ama bunu onu değiştirmeyle uğraşarak ya da o yardımı almadan sen kendini ona yapacağın şeylerle dönüştürmeye çalışmadan yapman lazım. Yani malzeme bu diyerek yanında kalabilirsin. Ya da bir süre ona zaman verebilirsin, kendini ifade edip yardım alması için yapacakları ve yapmayacakları üzerinden bir karar verebilirsin. Şu da senin en doğal hakkın. Ben bu şekilde yapamıyorum, bu şekilde artık devam edemiyorum, benim halim yok, sen de destek almıyorsun, o halde gidiyorum da diyebilirsin. Ama seçim sana kalmış. Bir insanın bilmediği, öğrenmediği, destek almadıkça düzelemeyeceği bir şey üzerinden bir tavır koyamazsın. O yüzden iyi habere de, kötü habere de odaklanıp kendi hikayende nasıl yol alacağını karar vermek, bununla ilgili bir seçim yapmak senin elinde. Belki de o şarkı sözündeki gibi sen sandığım şey belki de benim yüreğimdi diyorsunuzdur. Belki orada hata yapıyorsunuzdur. Ama hiçbir hata dönülmez değildir. Üzerine düşünmekte fayda var. O zaman bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, bizi takipte kalın, hoşça kalın.